Yaban hayatı doğal yaşam köprüleriyle korunacak. Otoyollarda yaban hayvanlarının geçişi için yapılan köprüler sayesinde kazaların önüne geçiliyor. İzmir-Çeşme otoyolundaki Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü'nün yapımı tamamlandı ve otoyola hayvanlar için iki köprü daha yapılacak. Otoyollardan geçmeye çalışan vahşi hayvanlar zaman zaman kazalara neden oluyor. Bu durum hem ekolojik dengeyi olumsuz etkiliyor hem de trafikte tehlike oluşturuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu durumun önüne geçmek için riskli bölgelere doğal yaşam köprüleri inşa ediyor. İzmir-Çeşme otoyolundaki Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. Sürekli bu güzergahı kullanıyorum, bu otobanı. Bu yolda daha önce daha sık görüyorduk bu kazaları. Şu anda azalmış görüyoruz. Hayvanların geçişinde kazalar oluyordu. İnsanların hayatı da tehlikeye giriyordu. Çok güzel yapıldı. İzmir-Çeşme otobanında 3 doğal yaşam köprüsü yer alacak. Köprülerden ilki tamamlandı. Diğer ikisi ise yine trafik kazalarının çokça yaşandığı Seferihisar ve Karaburun kavşaklarında olacak. Köprünün yapılması yöre halkını da memnun etti. Domuzlar ölüyordu vesaire. Başka yaban hayatında olan, burada yaşayan hayvanlardan ölüyordu tabii ki. Şu an faydası var karşı tarafa geçebilmek için. Doğal yaşam köprüleri yaban hayvanlarının dikkatini çekecek ve üzerinden geçmelerini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Köprünün üst kısmına ağaçlar ve bölgeye özgü bitkiler dikildi. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması için de havuz yapıldı.